Herkese merhaba, bir kutu açılış videosuyla yine sizlerle beraberiz. Gene bir Amazon paketi açacağım. Sistemimiz için gerekli gördüğüm bir adet güzel bir ürünümüz var. Fakat burada maalesef Amazon'a bir şikayetimiz olacak. Abi eskiden kutular çok tatlı hoş 10 numara gelirdi. Şimdi bu kutu geldiğinde şöyle şurası tamamıyla yarık vaziyetteydi. Niye böyle olmuş bilmiyorum. Yurt dışından gelmiş olmanın belki verdiği hasar olabilir ama yani kutunun böyle yırtılması çok anlamlı değil. Nasıl becerdiler bunu? Taşıyan firma vallahi bilemiyorum. Kim getirmişti bunu bize? Abi Asav Lojistik demiş ama çok da bilemiyorum. Genelde kolay gelsin oluyor ama artık. Evet, neyse biz kutuyu açalım. Ters istikametle mi açtık? Fark etmez sanırım. Evet, bir adet cızık. 2 ve son 3. Daha önceden bu ürünü Amazon'da görmüştüm. Bekletmiştim biraz. Alıp almamak noktasında biraz. Evet, şöyle bir ince karton konmuş ama bu tabii kurtarmamış. Üst tarafın yırtılmasına engel olmamış. Allah'tan içeride bir adet kutu daha var. Tessan marka Power Strip diyor. 8'li. Çok şahane göründü gözüme. Bu 8'li ve güzelliği ne? Abi USB şeyi var, şarj aleti. Açıp kapatabiliyorsun. Aynı zamanda 2 metreydi yanlış hatırlamıyorsam kablosu. Görebildim mi? Burada göremedim. Evet, onu göremedik ama 2 metre olması lazımdı kablosu. En güzel yanı bunun bu alt tablasına, öyle diyelim artık, dönerek bu kabloyu içine sokabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle çok fazla bir kablo karmaşası, uzunluğu, sallantısı olmuyor. 2500 watt maksimum demiş. 10 amper çıkıyormuş maksimum. Evet. Özür, 5 amper 3 volt. 5 volt 3 amper. Tam ters okuduk. 2.4 amper max her bir porttan. Yani 3 portu da kullanırsak. Falan filan inter milan. Evet. Açıyorum ben bunu. Zaten bu teknik veriler benim için çok önemli değil. Şu açıdan markayla alakalı çok güzel yorumlar vardı. Ben USB şarj slotunu çok kullanmayacağım da böyle masanın burasında, yani monitörün arkasında böyle ani şeyler kullanmak için, şarj için veya başka bir aleti takmak için, telefonun şarjı olur, tabletin şarjı olur. Masanın altına girmek çok tatlı olmuyordu. Masa da zaten elektrikli yükselip alçalan, bir de kısmetse arkasına bunun bir çengel var, bir şey takacağım. O kabloları orada toplayacağım. Yani oraya hiç dokunmayıp bütün şarj veya işte elektrik çıkışını becerebilirsem masanın üstünden almaya çalışacağım. Ürün şu şekilde, tatlı bir kablosu, özür, kutusu var. Kutu biraz ince. Normal kargo kutularından bayağı bir ince. Bunun da bizim için çok bir önemi yok. Bir adet poşete, güzel bir poşete konmuş. Malzeme biraz ağır haliyle çünkü kabloları da içinde. Ve güzelliği şu. Abi güzelliği şu. Aha da bu. Yani 2 metre kabloyu bunun içine sokuvermiş adamlar. Haliyle Made in China. Tessan Power Strip diyor. Az önce okuduğumuz değerler var burada. Şu şekilde bence gayet şık, hoş, 10 numara duracak. Yani niyetim bunu şuraya bir yere arkaya sıkıştırmak. Neyse ben bunu zorlamayayım. Bunu videoyu kapattıktan sonra hallederiz. Şöyle de bir güzellik var. Bu prizler arası mesafe. Bir priz girdiğinde diğerini işgal etmeyecek. Diğerini yerini işgal etmeyecek şekilde ayarlanmış. Burada bir adet on off tuşu var. Şurada az önce söylediğim gibi 3 tane USB portu var. Buradan üçünü birden kullanırsak max 2.4 amper veriyormuş. Tekli kullanımda 3 amper. Ve güzelliği şu şekilde dönebilmesi. Yani nasıl? Evet, şöyle. Sanırım yeterince net olmuştu. Sonra bunu bu şekilde çevirerek içine sokacağız. Ne kadar kablo istiyorsan o kadar. Muhtemelen bana bunun biraz fazlası lazım. Yani şöyle bir şey. Çünkü az önce söylediğim gibi bunu masanın altından vereceğim. Bir tane Philips 8'li akım korumalı, daha önceden kanalda yine tanıtımı yaptım. Yine Amazon'dan aldığım bir ürün vardı. Onun masanın altına, masanın altından böyle tık, şöyle tatlı hoş duracak diye düşünüyorum. Tabi burası biraz kalabalık. Yani masa 80'e 160 ama buradan yazıcıyı şunu bunu kaldırıp buna da bir yer ayarlayacağız. Kısmetse deyim yerindeyse öyle diyelim. Şimdilik ben bunu kaldırayım. Kablo iyi kalınmış. Abi dedim soyulmuş mu burası ama yok. Kablonun üstündeki yazılar var. Ben bunu kaldırayım.
Hatta az sonra bir deneyeyim ama komple de giriyor. Niyetim işte bunu şu şekilde bir yere koyup buradan elektrik ihtiyacımı karşılamak ve monitörün arkasında da bunu gizlemek. Böyle bir niyetimiz vardı. Bu niyetle aldık. Bunun bir başka versiyonu daha var. Yine 8'li. Fakat kablosu 3 metre olup içine dolanmayan. Dedim ki herhalde içine dolanan kablo biraz daha güzel, hoş, tatlı olur ki öyle de görünüyor. Şimdi ben bunu deneyeceğim. Elektrik geliş gidişinde problem var mı ona bakacağım. Yoksa zaten müthiş. On off falan filan Inter Milan. Evet, gayet hoş, şık, 10 numara durdu. Ürünle alakalı yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Nereden aldın? Abi Amazon'dan. Kısmetse açıklama kısmına ben bunun linkini bırakayım. Eğer almayı düşünen varsa veya Tesla'nın diğer ürünlerini incelemek isteyen varsa Amazon'dan Tesla yazarsanız zaten çıkar. Şu şekilde okunduğu gibi, daha doğrusu özür, yazıldığı gibi okudum. Orada çok tatlı şeyler var. Bunu seçmemin sebeplerinden biri de işte abi çok küçük oluşu, kompakt oluşu. Arka tarafta bunu çok rahatlıkla gizleyebiliyor oluşum veya gizleyebilme düşüncesi idi. Yani şu bağlantı yerleri biraz sırıtıyor ama yani o kadar da olur bence. Şu uzaktan bakınca pürüzsüz, hemen hemen neredeyse pürüzsüz. Evet, herhangi bir yorumunuz, sorunuz varsa onları bekliyorum. Beğenir, paylaşır, abone olursanız harika olur, 10 numara olur, çok gıcık olur. Sesle alakalı bende biraz problem var. O da abi 3 gündür Balıkesir 41 derece. Ve bende de bir hastalık belirtisi var ama ne olduğu belli değil. Böyle ara ara çok kötü tıkıyor. Şu an mesela tıkandım. Maalesef konuşması biraz zor oluyor. Affınıza sanıyorum. Şimdi ben bunu kenara kaldıracağım. Bir iki paketim daha var. Onları da açacağım. Onların videosunu da çekeceğim kısmetse. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. En güzel günler. En serin günler, en güzel, en serin yaz günleri sizlerin olsun ve en güzel ürünler sizlerin olsun. Klasik tabirle bir hayırlı olsununuzu alırım abi. Evet, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.